Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde seçtiğimiz konu ikinci dereceden denklemler. Şimdi ikinci dereceden denklemlerle alakalı size çok güzel bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Delta ile alakalı soru. Denklemin delta ve kökler arasındaki bağlantısını kuran bir soru arkadaşlarım. Dilerseniz fazla bekletmeyelim. Zaten kısa videolar, başlayalım sorumuzu çözmeye. Şimdi demiş ki bize x kare artı ax artı a artı 4 eşit 0 ikinci dereceden denkleminin diskriminantının delta olduğunu söylemiş. Ve bizim deltamız eksi 16 ile eksi 4 arasındaymış. Aynı zamanda eşitsizlik de çözeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi denklemimizin deltasını bir bulalım. Delta eşittir. Neydi formülü? B kare eksi 4 ac'ydi biliyorsunuz. Şimdi deltamız eşittir dedik. B'miz burada a arkadaşlar. Dolayısıyla a kare yazdım. Eksi 4 çarpı a'mız 1, 1'i yazmıyorum. C'miz de burada a artı 4 olduğu için 4 çarpı a artı 4 dedim. Delta bu. Yani arkadaşlarım deltamız bizim a kare eksi 4 a eksi 16'ymış. Ve dikkat ettiyseniz bize bu deltanın hangi aralıkta olduğunu söylemiş. O halde biz o aralığı buraya yazalım. Burası eksi 16, burası eksi 4 olacak. Ve eşitsizliği iki yönlü de çözeceğiz şimdi. Çözmemiz gerekiyor. Nasıl çözeriz? Şöyle. Bakın şuradaki eksi 16 ile önce şu kısmı çözelim. Orayı da gösterelim. Önce buradaki eşitsizliği çözüyorum arkadaşlarım. Eksi 16 ile buradaki eksi 16 birbirini götürürse a kare eksi 4a bakın burada büyüktür 0 kalır. Bunu bu tarafa attığım takdirde. O halde büyüktür 0 dedim. Bir de şu tarafı yani sağ tarafı çözerseniz a kare yazalım şuraya. Eksi 4a eksi 16 büyüktür eksi 4 olur. Eksi 4'ü bu tarafa atarsanız a kare eksi 4a eksi 12 büyüktür 0 gelir. Şimdi şuraya a parantezini aldığınız takdirde a eksi 4 büyüktür 0 gelecektir ve buranın kökleri 0 ve 4'tür. Bunun da a ve a diye açarım. Burayı da eksi 6'ya artı 2 diye açarsanız bunların da kökleri sevgili gençler hop 2 tane kökü olacak. Bir tanesi eksi 2'dir öteki de artı 6'dır. Şimdi 0 ve 4 için bir kök tablosu oluşturalım arkadaşlarım. Daha sonrasında tabii bir de ne için kök tablosu oluşturacağız? Eksi 2 ve 6 için kök tablosu oluşturacağız. Şu şekilde tablomuzu gösterelim. Ne ile başlamamız gerekiyor? Bir de içleri dolu mu boş mu? İkisinde de büyüktür dediği için bunların içleri boş olacak. Ne ile başlıyoruz? İkisinin de katsayıları baş katsayıları pozitif olduğu için artı ile başladım. Eksi artı dedim. Artı ile başladım. Eksi artı dedim. Şimdi kökleri 0 ve 4 olan sıfırdan büyük yerleri istediği için sevgili gençler sıfırdan büyük dediği yerler şu kısımlar. Dolayısıyla pozitif olan yerleri taradım ve burayı. Diğer tarafta da diğer denklemimizde eksi 2 ile 6 köklerine sahip denklem sıfırdan büyük yerleri istediği için bakalım sıfırdan küçük arkadaşlar orası. Özür diliyorum çünkü biz şunu çözmüştük. Burası sıfırdan küçük. Burası sıfırdan küçük. Dolayısıyla da ben sıfırdan küçük olan yerleri yani negatif olan yerleri tararım. Şimdi ilkinde kök aralığımız eksi sonsuzdan sıfıra kadar olan açık aralık birleşim 4'ten sonsuza kadar olan aralık gelirken ikincisinde sadece eksi 2 ile 6 aralığı geldi. Ve bizim buradaki ifademiz iki eşitsizliği sağlamak zorunda olduğundan ben ne diyeceğim? Bu ikisinin kesişimini alacağım. Arkadaşlarım bu ikisinin kesişimi eksi 2'den sıfıra kadar birleşim 4'ten de 6'ya kadar olan yerdir diyeceğim. Tamam. 4'ten 6'ya, 0'dan pardon eksi 2'den 0'a diyebiliriz. Pekala. Şimdi bunlar nelerdi? Bunlar a'nın alabileceği değerler. Güzel. Şimdi bunu bulduk. Bu kıyıda köşede dursun. Daha hala öncülleri geçemedik. Peki. Bakalım öncüllerimize. Denklemin birbirinden farklı iki kompleks kökü vardır demiş. Şimdi arkadaşlarım. Bunları bulmadan da birincinin doğru veya yanlışına karar verebilirdik. Birinci ifademiz doğru. Çünkü bizim deltamız eksi 6 ile eksi 4 aralığında olduğu için tabii ki delta sıfırdan küçüktür ve reel kökü yoktur. Ama
birbirinden farklı iki tane kompleks köke sahiptir. Yani karmaşık köke sahiptir. Dolayısıyla birinci öncülümüze doğru dedik. A sayısı iki farklı tam sayı değeri alabilir. Ben A'nın değer aralığını bulmuştum. Eksi 2 ile 0 birleşim 4 ile 6 açık aralığı. Eksi 2 ile 0 aralığında sadece eksi 1, 4 ile 6 aralığında sadece 5 vardır. Ve A'nın alabileceği sadece ama sadece iki farklı tam sayı değeri vardır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülde denklemin y eksenini kestiği noktalar 2'ye 4 ve 8'e 10'dur. Şimdi arkadaşlarım bizim denklemimiz işte şuradaydı bak. Şu benim denklemimdi. Ve bu denklemin y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için ne yapacağım? Yani bu ikinci dereceden fonksiyonun diyelim, tamam mı? Şurası yanlış olmuş. Denklemin değil fonksiyonun diyelim biz buraya. Üzgünüm arkadaşlar. Yani matematiksel bir hata olmuş ama siz ne demek istediğini anladınız sorunun. Fonksiyonun y eksenini kestiği noktalar 2'ye 4 ve 8'e 10 aralığındadır demiş birleşim. Şimdi ben fonksiyonun y eksenini kestiği noktaları bulmak için x'lere 0 vermem lazım. Sıfırları verdiğim zaman a artı 4 kalıyor. Şimdi benim a dediğim ifadeler neredeydi? Eksi 2 ile 0 aralığı birleşim 4 ile 6 aralığıydı. Bana neresi lazım? A artı 4'ler çünkü fonksiyon y eksenini a artı 4'lerde kesiyor. A artı 4'ler nerededir o halde? Elemandır. 4 ekleyeceğim. 4 eklediğim zaman 2 ile 4 aralığı birleşim 8 ile 10 aralığı olur. Ki zaten bana da bu şekilde bir ifade sunmuş. Dolayısıyla 3. öncülümde doğruysa benim cevabım ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Evet, sorumuzda hem ikinci dereceden denklemlerin özelliklerini kullandık. Hem ikinci dereceden eşitsizlik kullandık. Hem şurada sevgili gençler çözüm kümesi bulunurken aralıklarda kesişim işlemini uyguladık. Dolayısıyla bol kazanımlı bir soruydu. Şıklarımızda ise çeldiricili bir ifade aslına bakarsanız yoktu. Sadece belki tek bir çeldiricisi A'nın aralığını sınav esnasında bulduktan sonra ahan da yanlış bulmuş deyip buna yanlış diyebilirdin ama ona da dikkat edeceksin zaten. Başka çaresi yok. Çünkü fonksiyonun y eksenini kestiği noktalar diyorsa sen x gördüğün yere 0 yazarak işleme başlaman lazım ve c'sini bulabilmen gerekiyor. Evet, sorumuzun sonuna geldik. Diğer sorularda diğer bir konu bir soru serisinde görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.